Adnan Oktar bugünlerde haberlerde. Yapılan operasyon sonrası hukuki bir süreç başladı. Ne yapmıştır, ne yapmamıştır? Nihai karar yargının. Ama konunun en çok da kedicik denilen güzel çekici kadınlarla gündeme geldiği açık. Dünyalar yakışıklısı hocamızın güzel sohbetine başlıyoruz inşallah. Ne sevimli bu ya. Peki dünyada güzel kadınlarla dil konularını birleştiren başka tarikatlar var mı? Bu tür tarikatlar nasıl yayılıyor? Nasıl üye topluyorlar? Kimler tarafından kuruluyor? İşte bunu araştırdık. Adnan Oktar, Oktar Babuna ve kan kanseri olayıyla gazetelerde bol bol yer almıştı. Harun Yahya ismiyle yazdığı çeşitli kitaplarda çok konuşulmuştu. Bunlar zaten çok biliniyor. Ama biz asıl merak edilen soruya gelelim. Bu değirmenin suyu nereden geliyor? Adnan Oktar dünyaca ünlü bir mimar, yazar, sanayici ya da iş adamı falan değil. Ailesinden miras kalmış da değil. Peki o zaman mesela bunun gibi malikaneler nereden geliyor? Peki bunun gibi arabalar? Şimdi bu konular geçen hafta başlamış hukuki süreçte inceleniyor. Dediğimiz gibi nihai karar yargıda, merakla bekliyoruz. Ama en çok konuşulan teorilerden bir tanesi dış mihrakların finansman sağladığı. Bir diğeri zengin ailelerin çocuklarından özellikle erkekleri seçerek onlara para karşılığı çeşitli vaatler verdi. Peki ama bu teoriler nereden çıkıyor? Nasıl oluyor da insanların aklına bunlar geliyor? Dünyada güzel kadınları kullanarak tarikat kurma diye bir iş dalı mı var yani? Aslında evet var. Hatta dünyada oldukça yaygınlar. Bunlar dışarıdan bakılınca üyelerini tanrı inancıyla birleştiren ruhani gruplar. Karmaşık ve zorlu dünyada aydınlanma, huzur ve kardeşlik yuvası olmayı vaat ediyorlar. İçeride ise durum biraz daha farklı olabiliyor. Mesela Amerika'da Children of God, yani Tanrı'nın çocukları diye bir tarikat var. Bunun kurucuları üye olan kadınlara flörtte balık avlama denen bir uygulamayı zorunlu kılıyordu. Burada bahsedilen balıklar erkekler. Gruba katılan kadınlara sokaklarda dolaşarak yapabildikleri kadar çok erkeği üye yapmaları söyleniyordu. Üye yapmak için de cinselliği her fırsatta kullanmaları isteniyordu. Grup üyesi kadınların üye yapma çalışmalarında 1974'ten 1987'ye yaklaşık 250 bin erkekle beraber oldukları tahmin ediliyor. Halkta İsa için denerek fahişelik yapılıyor tepkileri iyice artınca uygulama kesildi. 19. yüzyılda New York'ta kurulan Oneida topluluğu bir başka örnek. Kurucusu John Noyce, insanların mümkün olduğunca birbirleriyle sevişmesinin toplumdaki iyi niyet bağlarını güçlendireceğini söylüyordu. Noyce, her grup buluşmasında ücret vererek üye olan erkekleri grup üyesi kadınlarla rastgele eşleştirir ve sevişmelerini sağlardı. Bir başka tarikat olan Rajneeshpuram üyelerine gerçek aydınlanma için kendinizi tabulardan kurtarmanız gerek denirdi. Bu nasıl yapılırdı dersiniz? Diğer grup üyeleri önünde soyunup cinsel ilişkiye girerek. Bu tür grupların temel amaçları genelde aynı. Bazen din için gelin diyorlar, bazen de para kazandırma ve lüks içinde yaşatma vaatleriyle. Genelde gelir durumu iyi olmayan kadınları içlerine çekiyorlar. Kandırıyorlar, tuzağa düşürüyorlar. Sonra şiddetten tehdide her türlü baskı ve kötülüğü yaparak disiplin sağlıyorlar. Ayrılmak isteyenler olursa da korkutuyorlar, tehdit ediyorlar ve sindiriyorlar. Önemli bir kısmı silahlanmış oluyor zaten. Kolay cinsellik vaatleriyle erkekleri çağırıyorlar. Dini bağış kesmesi altında para karşılığı üye yapıyorlar. Bu tür tarikatlar üye toplarken çok çeşitli iddialarda bulunabiliyor. Örneğin Fransa'da Raelism tarikatı insanların Elohim denen bir uzaylı ırkı tarafından yaratıldığını söylüyor. Uzaylılar istedikleri bilince ulaşan insanlara ölümsüzlük verecek falan deniyor. Ama uzaylıların istediği bilinç seviyesine ulaşmak için tensel meditasyon yapmak gerekiyor. Tensel meditasyon ne mi peki? Üyelerin çıplak şekilde toplanıp sevişmesi. Papua Yeni Gine'de üyelerine muz hasadınız diğer tarikat üyeleriyle seviştikçe artacak diyen bir tarikat bile varmış mesela. Allah Allah! Pes be kardeşim. Yok artık. Peki bu tür tarikatları kimler kuruyor? Bu kişilerin ortak özellikleri ne? Hepsinin kurucuları genelde birer kişisel marka ustası. Öncelikle bir ekran kişiliği oluşturmayı çok iyi biliyorlar. Eğer televizyonda değillerse bile toplantıları, buluşmaları gayet kontrollü şekilde organize ediyor. Hangi kişilik özelliklerini seyircilerine aktarmak istiyorlarsa inanılmaz bir disiplin ve çok büyük bir titizlikle o özellikleri yansıtıyorlar. Ekranda nasıl göründüklerini, insanlara ne imaj çizdiklerini büyük bir hassasiyetle belirtiyorlar. Onlarla konuşunca da aydınlanmış, uhrevi kişilerle konuştuğunuz imajına kapılıyorsunuz. İşte bu imaj onların her şeyi ve ana mal varlığı. Peki bütün bunlardan ne ders çıkarırsın derseniz? Siz siz olun unutmayın. Şatafatıyla, lüksüyle, keyfiyle büyüleyen her şey biraz da aldatır.